Suad'ın ayrılığın yetmiyormuş gibi iki taraf arasında söz taşıyanlar bana, "Ey Ebu Süleyman'ın oğlu, sen artık kendini ölmüş bil," dediler. Kendilerine güvenip de başvurduğum her dost ise bana, "Seni oyalayıp teselli edemem, başının çaresine bak," dedi. Ben de "Çekilin yolundan," dedim. "Rahman'ın takdir ettiği her şey elbette olacaktır." İnsanoğlunun mesut hayatı ne kadar uzun olursa olsun, mutlaka bir gün bir tabutta taşınacaktır. Resulullah'ın beni öldüreceğini haber aldım. Resulullah'ın yanında bağışlanmak en çok umulan şeydir. Özür beyan ederek Allah'ın elçisinin yanına geldim. Resulullah'ın katında özür daima kabule şayandır. Merhamet ve teenni ile muamele et bana. İçinde birçok nasihat ve hükümler bulunan Kur'an hediyesini sana ihsan eden Allah, hidayetini arttırsın. Rakiplerimin dedikodusuyla beni muhaze etme. Hakkımda birçok dedikodular yapılmışsa da ben pek o kadar suçlu değilimdir. Ben şimdi öyle bir makamda bulunuyorum ki burada gördüğüm ve işittiğim şeyleri bir fil görüp işitseydi muhakkak titrerdi. Burada beni mutlak Allah'ın izniyle peygamberin affına nail olmak kurtarabilir. Ben yüce peygambere karşı hiçbir itirazda bulunmadan sağ elimi onun adaletli eline uzatıyorum. Şimdi söz onun sözüdür. Şüphe yok ki Resulullah doğru yolu gösteren bir nur, kötülükleri yok etmek için Allah'ın sıyrılmış keskin ve yalın kılıçlarından bir kılıçtır.